Orta başı şuranın. Ne oldu buna pardon. Kapır abi git. Bunu kevini var ya. Şunu الحمد لله الذي لا يبقى إلا وجهه ولا يدوم إلا وجهه ورحمته من بقاء إلى أوجت برسمكن ربته كيا پیغمبرته كيا إمامته كيا قبله تاچيه خشكو براي تكينن برسيفا وان بدا بزمان كي راس بقلب كي فكري رب من أبيت وأرض وآسمانا خلق كي ذات ذو الجلال بتنية أبياش تمام ديار بكرا ديار بكرا تمام ديار بكرا ما هو يوم ذكر خدا تعالى خيرا وان أبيا مظلم كان تعزيما لذلنا قبل جدال أمير دوام كرسي روح خدا جوا عزيبا سن شبارا أمدي سنشكونا رحيم مني جماعة حاضر وما قرصانا هميرا خصوصي رحمتي رجل الفاتحة şimdi yani başınız sağ olsun. İçin buradayız. Yani Tarık abi bence Kürt meselesinin bir özetidir, bir resmidir. Tarık abi de davasına sahip çıkan, Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülmesini isteyen her onurlu Kürt gibi işkence gördü, cezaevi gördü, mücadele etti. Yılmadan Kürt halkının demokratik hak ve özgürlüklerinin gerçekleşmesi için ömrü boyunca mücadele etti. Emin olun hasta yatağında bile Ahmet Nevroz'unu izleyen, Ahmet Nevroz'undaki o sizin görkemli duruşunuzdan duygulanan, etkilenen bir Tarık abiden bahsediyorum. Düşünün son nefesini vermeye yakın bir zamanda bile Ahmet'teki Nevroz'dan gurur duyan, sevinç gözyaşları döken, Ahmet halkının o direnişini, duruşunu önemseyen bir Tarık abiden bahsediyoruz. Tarık abi çok uzun yıllar mücadele etti. Yaşadıklarını anlatmak istemiyorum. İşkence gördü, cezaevi gördü, sürgün gördü. Ailesinden, çocuklarından uzak kaldı. Ama yılmadı. Sorunun çözümü için o niteliğini, o birikimini her daim ortaya koydu. Dünya kadar külliyat bıraktı Tarık abi. Eğer okursanız, görürseniz aslında Tarık abinin bizlere nasıl bir miras bıraktığını hep birlikte göreceğiz. Biz de buradan Tarık abiye söz veriyoruz. Diyoruz ki Tarık abi emin olun. O sizin başlattığınız uğrunda büyük bedeller ödediğiniz Kürt meselesinin demokratik çözümünü, adaleti, eşitliği bu coğrafyada, bu topraklarda sağlayıncaya kadar o bayrağınızı onurluca düşürmeden devam ettireceğiz. Yine Tarık abi biliyorsunuz bir faili meçhul cinayet gören, yaşayan bir aileden geliyor. Yusuf II. kardeşi de o yoğun faili meçhul dönemlerde yaşamını yitirmişti. Bu vesileyle Yusuf II. Şahsında da faili meçhullerde yaşamını yitiren bütün arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı, dostlarımızı, canlarımızı da saygı ve minnetle anıyorum. Bu topraklar emin olun bir gün Yusuf II. Ve Tarık abinin mücadelesini verdiği barışı, demokrasiyi görecektir. Bu sözü veriyoruz. Tekrar hepimizin başı sağ olsun, ailenin başı sağ olsun, Kürt halkının başı sağ olsun diyor. Cenazeye katılan herkesi de saygıyla selamlıyorum.